Kurabiyeler hazır. Oh. Biraz soğusunlar. Harika görünüyorlar Lana. Bayağı iyi olmuşlar. Ama yine de biraz kaplama gerekli. Bu biraz akışkan ama ne önemi var? İşte şöyle. Oo, bu iyi olmadı. Of ya. Gerçekten şişe kapağını uçurabiliyor musun? Vay canına. Acaba ben de yapabilir miyim? Öğrenmenin tek yolu var. Hadi deneyelim. Evet. Ay! O da neydi? Bu da nereden geldi? Kaçırdın. Tekmeyle kapak açma meydan okumasından yaptım. Bu bende kalabilir mi? Önce biraz ısıt. Böylece içinden bir şiş geçirebilirsin. Ucunu kes ve işte bir sıkma ucun oldu. Kapağını aldığına göre şişeyi de alayım. Hadi içini kurabiye kaplamasıyla doldur. Dolunca kapağı kapat. İşte geri dönüşüm böyle olur hanımlar. Bakalım gerçekten işe yarıyor mu? Evet, mükemmel şekilde sıkılıyor. Ortalığa damlamıyor. Öyle güzel oldular ki yemeğe kıyamazsın. Şu havalı desenlere bak. Süt dolapta. Ama soğuk diye taze kalmış olması gerekmez. Tadı berbat. O kadar mı kötü? Ay evet berbatmış. Dükkana gideyim hemen, tamam mı? Tamam, işte alışveriş yapıp geldim. Ve hepsinin son kullanma tarihini kontrol ettim. Ah, işte sütün tadı böyle olmalı. Ah, bir versene. Bozulmasını istemiyorsan içine biraz tuz at. Yani epeyce bir. Bu gördüğüm en tuhaf şey. Bana sonra teşekkür edersin Vic. Tamam hadi gidelim. Günün en önemli öğünü geliyor. Hala iyi mi acaba? Bence tadı iyi. Bu tüyo için Lana'ya kocaman bir teşekkür. Nihayet beklenen öğle arası geldi. Ve bugün baharatlı noodle var. Kimse sana ağız şapırdatmanın ayıp olduğunu söylemedi mi? Bakalım Adam da bu kadar şapırdatarak mı yiyor? Gel bakalım. Kev, çubukları nasıl öyle kullanıyor ya? Aslında ben de kullanabilirim. İzle ve gör. Şunları alayım. Ve dalıyorum. Hey, yardım mı lazım Adam? Anlaşılan daha önce bunları hiç kullanmamışsın. Ortalığı amma kirlettin kanka. Nihayet bir lokma alabileceğim. Evet, neredeyse oldu. Yoo! Ne şapşal. Anlaşılan sonsuza dek çatallı yiyecek. Amma destek oldun Kev.
Bir dakika. Şu pipeti versene. İşler çok daha kolaylaşacak. Yemek çubuklarını pipetin iki ucuna sok. Ortada birleşsinler. İçinde çubuklarla pipeti ikiye katla. Mükemmel. Ve yemeye başla. Bu gerilme sayesinde yiyecekleri çok daha rahat tutabilirsin. Aç ağzını bakalım. Başarı lezzetlidir. Hey, o benim pipetimdi. Büyük yarışın ikinci saatine girdik. Bir şeyler atıştırmaya zaman yok, odaklan. Çabuk ol, kontrolü kaybetme. O benim telefonum mu? Durdurmam gerek, kusura bakma kardeşim. Hey, ne haber? Döndüğümde burada olsalar iyi olur. Beni ne sandın, tatlı canavarı mı? İyi. O zaman bekleyeyim. Bir tane marshmallow alabilirim herhalde, değil mi? Hadi kendine hakim ol. Pembe olanları da çok tatlı. Bir tanesi eksilse fark etmez. Ama sadece bir taneyle yetinmeyeceğini herkes biliyor. Bu riskli bir durum Kevin. Onlar bitmiş. Olamaz. Kontrolü kaybettim. Adam beni öldürecek. Ah, ne yapmalıyım biliyorum. Kaseyi yeniden doldurayım ki fark etmesin. Harika. Ne? Şaka bu herhalde. Bittim ben. Aptal marshmallowlar. Bir dakika. Şunu mikrodalgaya koyayım. Bunu niye daha önce düşünemedim ki? Vay canına. Şunun boyuna bak. Vücut çalışmış marshmallow resmen. Kim böyle bir şeye hayır diyebilir ki? Adam bunu görünce bayılacak. Evet. Kader anı geldi. Hadi bakalım. Doğal davran. Vay canına. Bunlar ben gittiğimden beri büyümüş mü ne? Kokuları aynı. Tatları da aynı. Ah, beladan kurtuldun anlaşılan Kev. Ellerim cipsten bütün yağ oldu. Gidip yıkasam iyi olur. Olamaz. Masa. Bunun olacağını bilmeliydim. Şimdi bir de temizlik yapmam gerek. Nereden başlasam? Şuradan başlayayım. Bu kahvaltılık gevrekte her yere yayılmış. Oyuncaklara dikkat. Aslında bunlar belki işimi kolaylaştırabilir. Sonuçta tekerlekleri var. Neyse ki bu var. Oyuncak arabanın üstüne biraz sıcak silikon sür. Bolca olsun. Şimdi onu masa ayağının altına yapıştır. Diğer ayaklara da aynısını yap. İyice kurusunlar. Sonuncusu. Bayağı havalı görünüyor. Ve masa bir daha devrilmeyecek. Tekerlekler harikadır zaten. Artık kanepede film gecesinde ortalık dağılmayacak. Bak, güzel ve düzenli. Çünkü hiçbir film gecesi temizlik gecesine dönüşmemeli. Vay canına, şu Mary Poppins müthiş ya. Bunun iyi bir fikir olduğundan emin misin Adam? Olamaz. Her yer yapış yapış oldu. Tek istediğim bir şeyler okuyup biraz rahatlamaktı. Oh. Hey! Bu koli bandı da burada ne yapıyor? Bir fikrim var. İçeceklerin dökülmemesi için koli bandını sandalyenin koluna tuttur. Ve sağlam şekilde yapıştır. İşte kendine bardak, fincan veya kase tutucu yaptın. Ne için kullanırsan kullan. Yiyip içerken ortalık batmayacak.